dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi karşımda ilk defa gördüğünüz birisi var. Yani Minecraft kanalında ilk defa görüyorsunuz. Yani bakın, tiplerimiz bile aynı, kıyafetlerimiz bile aynı. Bugün fakir zengin yapı kapışması yapıyoruz. Yani bir kişi fakir olacak, bir kişi de zengin olacak. Kim fakir, kim zengin, bunu bu makine sayesinde belirleyeceğiz. Hoş geldin Katarina. Hoş buldum. Evet Katarina, Minecraft'ı çok iyi bildiğini söyledin bak. Çok pro olduğunu söyledin. Minecraft'ı yıllardır oynadığını söyledi dostlarım ve gerçekten bana meydan okudu. Bu konuda da gerçekten hani sana güveniyorum. Çok iyi bir Minecraft oyuncusu söylediğim, olduğunu. Hayır ama söylediğim şeyleri birazcık abartıyorsun şu an. Evet dostlarım. Bugün şimdi dediğim gibi bakın burada yapı kapışması bayağıdır da gelmiyordu. Yapı kapışması videolarının devamını istiyorsanız hemen aşağıdan video like bırakıyorsunuz. Like tuşunu bombalıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz tabii ki de. Ayrıca abone olduğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Şimdi Katarina, bu videoda kimin fakir, kimin zengin olacağını seçmek için burada bir şalterimiz var. Şimdi ben bu şalteri kim çeksin ilk? Jüri kimmiş? Jüri. Evet abi. Kim çekiyor bu şalteri? Kim fakir olacak? Kim zengin olacak? İlk olarak Katarina çekiyor abi. Katarina git şalteri çek. Git bakalım, fakir mi oluyorsun, zengin mi oluyorsun? Bunu göreceğiz dostlarım. Fakir mi olacak? Zengin mi olacak? Kağıt düştü orada, bak o kağıda al. Kağıtta ne yazıyor? Fakir yazıyor. Fakir oldun ha! Fakir Katarina. Fakir oldun. Çık, ben zengin oldum o zaman. Direkt çekmeme gerek yok. Değil mi? Jüri öyle mi oluyor? Evet. Tamam dostlarım, bakın ben zenginim. Katarina fakir. Şimdi burada olayı anlamayan da şey söyleyeyim dostlarım. Bakın burası zengin bölgesi. Burası dostlarım fakir bölgesi bakın. Şimdi fakir bölgesinin itemlerini burada görüyorsunuz bakın. Fakirin dostlarım böyle burada bu kadar item var. Katarina buraya gel. Sandığı aç, sağ tıkla. Sen sadece evet. Yapı yaparken fakir olduğun için bu blokları kullanabilirsin. Hepsini al envanterine istersen. Dostlarım sadece bu blokları kullanabiliyor ama ben istediğim blokları kullanabiliyorum. Ben her şeyde özgürüm. Çünkü ben zenginim. İstersem enalas bloğu kullanırım. İstersem zümrüt. İstersem ruby bloğu kullanırım. İstersem direkt Katarina'yı blok olarak kullanırım. Çünkü ben zenginim. Ne yapıyoruz? Dakikamız kaç? Şimdi abi ilk etapta yapacağınız şey bir ev ve süreniz 5 dakika. Katarina sen fakir evi yapıyorsun, ben zengin evi yapıyorum. O zaman 3. Hazır mısın Katarina? Galiba evet. Tamam 3, 2, 1 ve başladık. Bakalım fakir evini yapabilecek mi, zengin evini yapabilecek mi? Ben dostlarım istediğim blokları kullanabilirim. Bakın özgürüm. Katarina sadece sen o blokları kullanabiliyorsun. Bak şimdi ben zengin olduğum için dostlarım tabii ki zenginim. Zenginden ne yapar abi? Elmas bloğu kullanır dostlarım. Zengin olmak bunu gerektirir. Elmas bloğu kullanacağım. Zümrüt bloğu kullanacağım. Altın bloğu kullanacağım. Başka ne var zengin bloğu? Yardım et lan bana. Ben bilmem abi, kendim mi bulsun? Tamam başka bir şey yok dostlarım, bu kadar var. Şimdi bunlar direktman evimi yapıyorum, evimi bunlarla yapacağım dostlarım ki rahat bir şekilde yapabileyim. Ama dostlarım bir şey diyeceğim. Bakın şu anda yani sizce benim yapı kapışması videom hiç normal olur mu? Allah için bak. Şu zamana kadar şimdi bayağıdır yapı kapışması çekmiyoruz da yıllar boyunca çektik yapı kapışması. Yani sizce benim hiç bir yapı kapışması videom düzgün oldu mu? Hiç troll olmayan bir yapı kapışması videomu izlemediniz mi? İzlemediniz. Tabii ki de trollerim olacak. Katarina'yı bugün delirteceğim dostlarım, delirteceğim. Biraz evimizi yapalım önce, bekleyin. Biraz evimi önce yapacağım. Ondan sonra bakın Katarina'nın tarafına kamera da yerleştireceğim ve onun ne yaptığını izleyeceğim. Ve bu daha başlangıç olacak. Yani Katarina bana çok iyi bir Minecraft oyuncusuyum dedi. Bakalım gerçekten o kadar iyi bir Minecraft oyuncusu muymuş? Ben niye böyle duruşuyorum ki? Bak ilk trolle başlayalım. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Bak direktman buraya koy, set, diamond, blok. Yapıştır abi bak, direktman evimi böyle yapacağım dostlarım. Uğraşmaya değmez yani. Zengin dediğin dostlarım ne yapar? Elmas evde oturur yani. Çok paranız olsa böyle her şeyin elması olduğu bir evde oturmaz mısınız? Yorumlara yazın, ben otururum. Bunları direktman şöyle bakın bitiriyorum. Hemen şöyle getirdim. Bunu da buraya koydum. Dostlarım bu katı altından yapacağım. Bu katı direkt altından yapacağım. Tamam bu katı altından yaptım. Bir kat daha altından çıkacağım. Bu katı direkt çatı çatır altından yapıyorum. Bakacağım şimdi dostlarım şu şasiyi de bitirdikten sonra. Evet tamam, bu yükseklik gayet iyi. Şimdi buradan direktman şu altınları birleştireceğim. Aynen böyle, tamamdır. Şu an bakın evimin kemik şeyi oluştu. Abi şimdi direktman görünmez ikisini bastım dostlarım. Tamam görünmez ikisini bastım. Tamam şu an görünmezim. Abi direkt bak buraya security kamera yazıyorum abi. Şu security kameraları alıyorum. Bir de kamera monitör alacağım. Bakalım Katarina neler yapmış dostlarım. Ben Katarina'nın iyi bu yıl yaptığına inanmak istiyorum. Bakın evini daha yapıyor, tamam güzel. Şimdi ben Katarina'yı izlemek için dostlarım bakın buralara böyle güvenlik kameraları koyacağım. Bak bunu hemen koyduk. Buradan yeter mi? Bir de bir tane yeter aslında ya. Dur bakayım gözüküyor mu? Vallahi bakın gözüküyor, tamam. Şu anda Katarina'yı direkt görebiliyorum. Okey mükemmel. Direktman kendi bölgeme geçiyorum. Artık şu an dilediğim gibi dostlarım bakın. Bastığımda Katarina'yı izleyebilirim. Katarina'yı buradan rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Katarina çok aşırı yavaş build yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Bana meydan okudu falan ama bana meydan okumak çok öyle kolay değildir dostlarım. Yani bana meydan okursun, gelirsin, kaybedersin, gidersin. Benim videomda bu iş böyledir. Şimdi ben ne yapacağım? Ben zenginim dostlarım. Ben zengin değil miyim? Ben zenginim. Evimi niye kendim yapayım? Değil mi yani? Evimden kalsın dostlarım ya da mesela Katarina'yı trolleyebilirim. Zengin olduğum için. Yani mesela jüriye direkt rüşvet versen. Evet lan dur bakayım. Dostlarım şu an jüriye rüşvet vereceğim bakın. Ama bunu çaktırmadan yapmamız lazım. Şu an jüriye rüşvet vereceğim. Onu da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bakın tüm bunları aldık abi. Abi direktman. Tamam şimdi jüriye bakın buraya dostlarım. Bakın jüriye buraya koydum. Jüri bak al bunları. Jüri şunları al. Şunları al. Şunları al. Topla bak daha vereyim bak. Al bak jüri bütün hepsini al. Bak sana şu an rüşvet veriyorum. Al bak jüri al bunları, zenginsin artık tamam mı? Al bunları. Şimdi bak buraya.
Şimdi yazacağım biliyor musun? Bakın eğer fakirin evini bozarsan, patlatırsan daha fazla veririm. Anladın mı kral bak? Eğer fakirin gidip yani dostlarım Katarina'nın evine gidip bozarsa, patlatırsa, bir şey yaparsan sana daha fazla para veririm, tamam mı? Hadi bakalım yapıştır yürü. Aa bak dostlarım onaylıyor. Hadi dostlarım jüriye rüşveti aldık, tamam. Şu anda dostlarım jüriye rüşveti hallettik. Yürü hadi yürü. Yürü. Yürü defol git hadi. Git evini patlat Katarina'nın. Gençler nasıl gidiyor? Bu itler iyi mi? Kaç dakikamız var? 3 dakikanız kaldı abi. Oo daha süremiz varmış ya dostlarım. Daha vallahi bayağı süremiz varmış, tamam. Ne durumdasın Katarina, evin iyi güzel oluyor mu? Ben şu an fakirliğimi hissediyorum ya bayağı. Harbi mi diyorsun? Peki beni bu yarışmada yenebileceğini düşünüyor musun? Mesela fakirken güzel bir ev yaparsan hani belki daha iyisini yaparsın. Belki. Şu an emin olamıyorum. Yani daha iyisini yaparsan belki değil mi dostlarım? Benden daha iyi bir topraklarında, toprak bloklarında benden daha iyi ev yapabilir. Belki daha iyi bir ev yaparsın ve belki sen kazanırsın Katarina. Hani bunu bilemezsin ki. Belki daha iyi yapacaksın. Şu anda hani nasıl gidiyor peki? Yaptın mı evin, bitmek üzere mi? Şu an yakın gibi. Yakın gibi. Gibi gibi. Yakın diyorsun ha? Dostlarım jüri troll yapıyor, bakın jüri şu anda kurt kılığına girdi. Jüri şu an troll yapıyor, bakalım Katarina fark edecek mi? Evet ben şu an evimi bitirmek üzereyim. Katarina bitsin ama buradan. Ne oldu? Ne oldu? Ona bir ev yapsam ya. Ne oldu? Kim geldi, ne oldu? Ona da ev yapayım. Kim? Ne oldu, kim var? Jüri gitmeyin Katarina'nın yanına, ne oldu? Sen boşver. İşine bak. Tamam ben işime bakıyorum. Şuraya şimdi şu elmas bloklarını koyayım. Elmas bloklarını buraya koyuyorum şu anda. Evet çok iyi oldu ya. Manyak yaptım. Görüyorsunuz dostlarım. Gitme bir yere. Hayır. Kavur. Aman. Yapmam ben de. Ne oldu ki de daha demin Katarina? Ne oldu orada? Ben merak ettim. Ne oldu? Evcil hayvanım oluyor zannettim ama olmamış. Hayır ama ya. Ama neden ya? Hepsi gitti. Vuramıyor muyum buna ya? Of, ne oluyor sana? Ne olduğunu söyler misin bana? Sana yardım edeyim. Ne oluyor? Şu an sıkıntı ne tam olarak? Evim yukarı doğru değil, aşağı doğru gidiyor artık sadece. O ne demek oluyor? Anlamadım ben. Yani şu an yardım lazım mı? Anlamadım dostlarım ya. Vallahi herhalde şu anda Katarina evini çok güzel yaptı. Hani bir de dostlar dalga geçiyor evet, benimle. Evet. Aşırı güzel oldu, patlıyor ev. Harbi mi diyorsun ya? Helal olsun vallahi. Ben o kadar iyi ev yapamadım dostlarım ya. Biraz daha uğraşmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. O yüzden şimdi evimin camlarını yapacağım. Bakın evime şöyle camlar yapmaya. Kaç dakikamız var jüri? Abi 1 dakikadan az kaldı. 1 dakikadan az mı kaldı? Ne? Dur. Oğlum Katarina uzatma isteyelim mi? İstemiyorum uzatma falan ya. Ne oldu ki sana? Ne oldu? Anlamadım ben. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir şey yok. Yok bir şey diyorsun. Ama bir şey var gibi hareketler yapıyorsun. Sanki böyle hani başına bir şey gelmiş gibi. Yapmıyorum falan diyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Trollüyorlar mı seni? Evcil hayvanımın ihanetine uğradım sadece, bir şey yok. Evcil hayvanının ihanetine uğradın. Ne yapacaksın? Evet. Yarışmada evcil hayvanını niye buraya getiriyorsun sen yarışmada? Şu anda yarışmadayız. Yarışmada evcil hayvanını buraya getirmemelisin. Benim zengin evim harika oluyor dostlarım yani. Zengin olsanız herhalde ilk bu evi alırsınız değil mi yani? Yorumları yazın. Ben zengin olsam direkt alacağım ev bu. Hiç gidip de başka ev almam yani. Bak direkt zengin olsam, milyarder olsam direkt ilk alacağım ev bu. Jüri kaç saniyemiz kaldı? Abi 15 saniye. 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Biraz uzatma lan 30 saniye bari be. Karşı tarafta uygun görürse verebilirim. Dersin. 30 olur. 30 iyi değil mi? Tamam. Ben evimin içini yapayım dostlarım bari şu an. Birazcık uzatma almışken evimin içini yapmak istiyorum. Abi direkt mamulu. Dekorasyon mu çalışıyorsun şu an? Ne yapıyorum? Dekorasyon mu çalışıyorsun? Ne sandın Katarina? Senin kullanabileceğin bloklar belli. Ama benim kullanabileceğim blokların sınırı yok. Ben istediğim bloğu kullanabilirim. Biraz zengin TV'si koyalım. Bak TV dedim. Mesela televizyon falan koyuyorum ben Katarina. Ama sen fakir olduğun için fakirler televizyon izleyemezler. Fakirler ne yaparlar? Toprak evde yaşarlar değil mi? Ben yıldızları izliyorum mecbur bir şekilde. Tabii sen yıldızları izliyorsun. Ben direktman bakın buraya dostlarım iki tane televizyon. Hani bir tanesi yetmemiş, ikinciyi koymuşlar hani görgüsüzce yapıp bir hareket gerçekten. Süremiz bitiyor mu? 5 saniye. 4. 3, 2, 1, bitti tamam bitti benim, bitti bıraktım. Blok koymak yasak. Tamam koymuyorum. Of çok iyi yaptım, enfes oldu, manyak bir şey oldu. İlk kimin evine bakalım ya? Seninkine bakalım. İlk ben seninkine bakayım, olur mu? Hayır ben seninkine bakayım. Hayır geldim ben bakacağım, geldim evet. Hayır. Katarina? Ev nerede? Bunu boşver, buraya gel. Kimin için ev yapacağımı söylemediniz. O yüzden ben de kedim için yapmaya karar verdim. Kedin yok. Kedim yok, daha gelmedi. Nasıl gelmedi? Gelmedi. Bak buradan yıldızları da izleyebiliyorsun. Hmm.
Bu arada şunu söyleyeyim, Katerina, biz ev yapıyoruz ya, bu evi jüriler puanlıyor. Hani biz puanlamıyoruz, jüriler bakıyor hangi ev daha iyi, hangi ev daha kötü. Ona göre bir puan veriyorlar. Yani şimdi ben düşünüyorum, tam üzerine uğraşılmış bir ev olmuş. Gerçekten bayağı uğraşmışsın açıkçası yani. Cidden hani bu toprakları bu şekilde koymak, ayakta tutmak, toprak zordur yani. Bak burada tepeye de böyle bir misalyum falan koymuşsun. Bir kapı girişimi yapmışsın. Hani bak direktman şu anda sen yer çekimine meydan okumuşsun. Toprak durur mu havada böyle? Durmuş. Sen bunu da yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. İstersen benim evime bakmaya gidelim mi? Gidelim. Gel bakalım. Evet dostlarım, fakir evi tam bir fakir evi olmuş. Bir de benim evime bakar mısın? Oy! Evime bak, evimi görüyor musun? Bak bak bak, şu evin güzelliğine bakar mısın? Bak gel. Sana evimi gezdirmek istiyorum Katerina. Gelir misin? İn aşağı. İki kere shift aşağı. Çok renkli olduğunu düşünüyorum. Heh, bak kapıyı, bak kapıyı görüyor musun? Kocaman kapısı var bak. İçeriye giriyorsun. Bak burada bilgisayarım var. Canın sıkıldı mı? Bilgisayar oynamaktan sıkıldı mı? Bu arada izlemekten mi sıkıldın? Bak buraya oturuyorsun, bak bak buradan Akasya Durağı'nı izleyebiliyorsun. Evet, Akasya Durağı'nı bir izleyelim. Evet, açıyorum şu an Akasya Durağı'nı. Ramo, yapıştır. Evet, Akasya Durağı şu an başladı dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi bak bak, görüyor musun Katerina? Akasya Durağı'nı izleyebiliyorsun bu şekilde işte. Bunu bile yaptık dostlarım. Akasya Durağı'nı izleyebiliyorsunuz. Tamam, kapattık şu an Akasya Durağı'nı. Nasıl olmuş evimi? Beğendin mi? Gel dışarıdan da bak evime. Bak burada merdiveni var. Ben çok da yorumda bulunmak istemiyorum şu an ama. Nasıl bulun? O ne lan? Ne var? Ne gördün? Katerina? Ne oldu? Ne? Sen ne yaptın az önce orada? Ne yaptın? Bir dakika, jüri gördünüz mü? Sizlerim gördüğümü gördünüz mü jüriler? Abi ben bir şey görmedim. Nasıl görmediniz oğlum? Bir şey olmadı çünkü, uyduruyorsun. Videoda gözüktü, videoda gözüktü, videoda gözüktü. Ekranda şu an tekrardan görüyorsunuz. Katerina, sen hiç masum değilsin var ya. Minecraft'ı bilmiyorum ayağına yatıyorsun. Sende bir numaralar var. Hayır, öyle bir şey yok. Neyse, ben bir şey demeyeceğim. Dostlarım, gören gördü oradaki şeyi. Orada gören, ekranda şu an tekrardan koyduk bakın. Gördünüz orada ne olduğunu. Neyse, jüri puanlamanı yap. Bir dakika. Sen hiç masum değilsin. Ne oldu? Sen de belki de gizemli bir şey, gizemli bir karakter olabilirsin. Neyse, boş verelim, tamam. Boş verelim. Jüri, istiyorsan evleri puanla. Dostlarım, size de tekrardan bir evleri göstereyim ben. Bakın burada benim zengin evim var. Zümrüt, elmas şey falan. Bakın burada fakir evi var. Bakın evi göremedim dostlarım yani. O kadar küçük ki göremedim. Jüri, evleri puanla. Abi ben karar verdim. Ha. Senin evin daha büyük ve bir zengin evi gibi olmuş. O yüzden puanımı sana vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet dostlarım, zengin fakir yarışmamızın lig etabındaki ev yapma build yarışmasında kazanan ben oldum. Şu anda 1-0 öndeyim Katerina. Eğer beni yenmek istiyorsan diğer etaplarda daha iyi ev yapman lazım, tamam mı? Ama bu çok da haklı bir yorum olmadı. Neden? Zenginsin diye verdi çünkü. Ama şans oyunu bu. Yani sen de zengin olabilirdin. Ayrıca sen fakirken harikalar yaratabilirdin. Ama sadece 2 tane blok koymuşsun. Yani o yüzden de ağlamak yok, zırlamak yok. Oyuna devam. Evet, şu anda ikinci etaptayız Katerina'cığım. İlk etapta seni yendim. 1-0 öndeyim ve bakalım jürimiz bu sefer bize ne yaptıracak? Jüri, ne yapıyoruz? Evet. Abi bu etapta bir market yapıyorsunuz. Market mi yapıyoruz? Market mi yapıyoruz? Evet ve ayrıca Katerina ablanın sandığına biraz daha fazla item koydum bu sefer. Tamam, sen teşekkür ederim. Fakirsin ve fakirken daha fazla itemle blok yapabileceksin. Ben hala zengin olmaya devam ediyorum dostlarım. Ama bir şey diyeceğim, siz fakir marketi nasıl oldu ki, toprak mı satacaksın? Ben zenginim, her şeyi satabilirim. Peki süremiz ne kadar? Süreniz 8 dakika abi. Süremiz 8 dakika. 3, 2, 1, Katerina koş. Katerina düş aşağı. Hadi başladık, başladık, başladık. Başladık, dur düş. Evet ya Katerina, bu sefer bir şey diyeceğim bak, hani direkt başlarken kaybettin. Niye biliyor musun? Çünkü hani zengin, ben zenginim. İstediğim blokları kullanabiliyorum. Ben istediğim gibi yaparım marketimi hani. Senin durum bir tık sıkıntı oldu bence. Ne diyorsun? Tam olarak market tarzı olmasa da aynı işlevi görecek bir yer yeterli olur mu? Yani market dedi. Jüriye onu sor. Jüri market dediyse market yapmak zorundasın. Yani artık o jürinin inisiyatifine mi kalıyor? Jüri ne diyorsun bu durum hakkında? Abi market yapacak. Çok market basit. Yani çok basit, doğru. Bir market yapıyoruz Katerina. Yani öyle lamıcım yok, anladın mı? Yok ne yapacakmışız, yok şunu mu yapacakmışız, öyle bir şey dinlemek istemiyorum. Market abi, market yapıyoruz. Hızlı bir şekilde bakın, marketimin dış katmanını, iskeletini oluşturdum. Şimdi direkt ben dışını da yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Katerina bu sefer büyük kaybettin. 8 dakikamız var burada. Bayağı da süremiz var. Onu da söyleyeyim. Müşteri avantajı sayılır mı? Çünkü galiba ilk müşterimi bulmuş olabilirim ben. Lan Bobby'nin burada ne işi var? Ne anlamadım Katerina? Müşteri avantajı sayılır mı? Nasıl müşteri avantajı sayılır mı? Biri var. Açılmasını bekliyor galiba buranın diye düşünüyorum. Nasıl biri var? Bayağı biri var. Şu an beni Katerina duyamıyor. Oğlum Bobby nereden girdi bu dünyaya, nasıl girdi ya? Anca oyna. Bir dakika. Neden? Hayır. Ne oluyor Katerina orada şu an? Katerina? Benim tarafıma gelme şansın var mı? Jüri, gelebilir miyim? Hayır. Gelemem. Hiç mi? Ne olduğunu söylesene. Ama gelmesi lazım. Ne olduğunu söyle, merak ettim. Ne oluyor jüri?
Ben de anlamadım ki abi. Jüri görmüyor mu bunları? Jürinin yeri farklı abi, delireceğim, ne oluyor ya? Nasıl görmüyor? Yaparken görmüyor mu? Peki buradan. Buradan. Al marketini de git buradan. Ya Allah'ım, ya Resulallah'ım, çok merak ettim şu an orada ne olduğunu. Dostlarım, Bobby nasıl sunucuya girdi bu keko Bobby? Ben bu Bobby'le küsüp konuşmuyorum. Bu nasıl sunucuma giriyor benim? Nasıl girebiliyor abi sunucuma? Nereden buldu da girdi ya? Abi de gitti bak dostlarım, gördünüz mü? Katerina'ya gitti, ev yaptı. Ben var ya bak, bu Bobby'yi paramı parça edeceğim ya. Hem beni gidiyor Cassandra'ya satıyor. Önceki bölümleri izleyin biliyorsunuz. Hem beni Cassandra'ya satıyor. Hem de gidiyor yapı kapış basır dostlarım. Karşı tarafa yardım ediyor. Oğlum sunucuya girdiğini falan da görmedik dostlarım. Nasıl girdi ki acaba? Sıkıntı yok abi. İğrenç bir ev yaptı oraya Katerina'ya. Sıkıntı yok. Ben şu anda yapacağım market dostlarım çok daha güzel yapacağım ve direktman benim marketim birinci olacak. 1000 marketleri yapacağım. 1000 marketleri. Direktman 1000'i yapacağım. Reji, süremiz şu an kaç dakika kaldı? Abi 4 dakikanız var. Oğlum ne ara geçti zaman ya? Çok hızlı geçiyor ya bu zaman. Katarina, ne durumdasın? Ne yaptın? Şimdi şöyle bir durum var. 2 tane gösterebileceğim şey var size ama ben sadece birini kabul etmenizi istiyorum. Olur mu? Yani ben hiçbir şey anlamadım. Olur diyelim yani. Sen en güzel nasıl bir şey yapıyorsan yap. Bana sıkıntı yok. Tamam ama sonra bana diğer yapı yüzünden vermiyorum puan demeyin. Tamam. Tamam. Demeyiz. Yani ama şeyi anlamadım ben yani. Ne oldu ki orada tam olarak? Oluyor bir şeyler. Hiçbir şey anlamadım dostlarım ama sıkıntı yok. Ben hiç moralimi bozmayacağım. Ben hiç moralimi bozmuyorum şu anda. Markette ne satılır Katerina? Ben hiçbir şey satamayacağım o kesin ama. Sen bir şey satamayacaksın. Ben neler satacağım bil bakalım. Neler satacağım? Ne oldu? Ne yapıyorsun ne Katerina? Katerina ne yaptın sen az önce? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yapım yapıyorum şu an. Yalan söyleme, daha demin buraya geldin, korkuttun, çığlık attın. Gel bak o zaman, hiçbir şey yapmıyorum. Bir dakika. O kimdi lan o? Bak yemin ederim senin beyaz gözlü bir halin vardı. Bunları sen mi yapıyorsun? Bak Katerina, doğru söyle. Hayır ya. Allah'ım delireceğim, o neydi lan? Bak daha demin de oldu Katerina, doğru söyle, bunları sen mi yapıyorsun? Hayır. Ya ben kafayı mı yedim abi? Siz de görüyorsunuz dostlarım, ben kafayı mı yedim? Halüsinasyon mu görmeye başladım artık? Abi çıldıracağım, o neydi? Sen yapmıyorsun yani bunu. Yok, ben şu an yapımla uğraşıyorum. Abi şaka gibi. Son bir dakika. Abi çok az süre ya. Jüri ya. Nasıl yetiştireceğiz? İsterseniz uzatabiliriz abi. Uzatalım abi, uzatalım ya. Katerina bak, gel uzatalım, ben de bitiremiyorum. Tamam, bir dakika olur. Tamam, 2 dakikanız kaldı abi şu an o zaman. 2 dakikamız mı kaldı? Evet. Bir olsun. Bende çok değişiklik olmayacak zaten. Mesela markette ne satacağımızı kendimiz karar veriyoruz değil mi? Evet. Ne istersek satabiliriz yani, değil mi? Her şeyi satabiliyoruz. Aynen. Katerina, sana ipucu vereceğim. Ben aktarcı gibi bir şey atacağım. Tamam. Benimki daha çok ortak paylaşım gibi. Ben aktarcıyım dostlarım. Görüyorsunuz şu anda, bakın bunları buraya koyuyorum. Az önce ne olduğunu anlamadım ama moral düşürmek yok abi. Devam ediyoruz. Ben var ya, ben altın elma bile satıyorum. Vallahi bak, ben iyi bir satıcıyım. Ben altın elma bile satıyorum. Hatta dostlarım bakın, burada böyle buraya şeyler de koyacağım. Bakın böyle bunlardan da koyuyorum ki daha fazla puan alayım. Amacım daha fazla puan almak bunları koyarken. Kaç dakikamız kaldı? 1 dakika. Bitirelim abi, çok az kaldı. Bitirmeyelim. Dur ya, bitirmeyelim ya hemen. Bitirelim. Zaten çok uzun süre verdi jüri. Ama verdi artık o süreyi. Vermedi mi? O süreyi verdi artık. Kullanabiliriz sonuna kadar, değil mi jüri? Abi ikiniz de kabul ettiğiniz için vermem lazım yani. Ha, o süreyi kullanıyoruz yani. Aynen. Benim son bir şeyim kaldı. Son bir şeyim kaldı benim. Bekleyin. Benim son bir şeyim kaldı dostlarım. Onu da yaparsam. Tamam, benim bitti. Tamam. Senin bitti mi? Yani çok da bitmiş sayılmaz ama evet. Son 10 saniye. 10 saniye mi? Dur şunu bitireyim dostlarım bari. 10 saniyemiz daha varmış. Bunu nasıl yapacağım ben? Bunu yapmayı M harfini yapmayı unuttum ya. M harfini? Evet. Yaptın mı? Tamam, yaptım. Süre bitti. Tamam, benim hazır markettim dostlarım. Ben ilk katana gel bak benimkine ne yapmışım. Gel bak benimkine. Ama sonra benimkine bakınca çok kötü gözüküyor. Olsun tamam, gel ilk benimkine bakalım. Dostlarım benim marketim bitti. Daha demin ufak bir kalp krizi geçiriyordum. Bir çığlık mılık attı katana gelip, anlamadım, bir de yapmadığını söylüyor. Hayır. Nasıl? Bak din marketlerini yaptı. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Gel içeriye gel bak gel. Efendim hoş geldiniz mağazamıza, marketimize. Marketimizde sonsuz derecede taze kalabilen meyvelerimiz var. Bakın buradan. Benim böyle şeylerim mi var? Benim her şeyim var. Ben zengin olduğum için her şeyi koyabiliyorum. Ne oldu? Hayır ama onun yerini değiştirdin. Hayır. Tamam kapattım. Girişi tamam. Engelliyordu. Geri koy. Tamam kapattım. Gel bak. Tamam bak gel. Bak burada marketimin içine gir. Bak burada alışveriş sepetlerim var. Bak burada bak, görüyor musun? Bak burada bak, bir sürü bak şey, domates var, havuç var, yeşil elma, limon, domates, mısır, her şey var. Görüyor musun? Ama bunlar ortalıkta olmaması lazım. Çok düzensiz bir market değil mi? Ama ben senin için işte bunları geldim koydum buraya, bilerek yaptım ki sen buradan gel alışverişini yap. Bak buraya ödemeni yapıyorsun bak. Ben burada bekliyorum. Hayır, efendim ama ödemeniz. Güzel duruyor. Yalan yok.
Ama hiç kullanışlı bir yer değil. Tamam hadi, hadi kullanışsız olsun tamam. Hadi kullanışsız olsun tamam. Hadi kullanışsız gel benim marketim. Tamam kabul ediyorum dostlarım. Benim marketim kullanışsız. Gel bir senin marketine bakalım. Hadi gel. Bakın dostlarım fakir Katarina nasıl bir market yapmış. Çok merak ediyorum. Şimdi gidiyoruz Katarina gel. Benim bin marketlerimi beğenmedi. Yani dostlarım benim kimi şeyimi yoruma yazarsınız. Benim kimi Katarina'yı. Beni yargılama ama gördükten sonra. Yargılamam ben. Ben yargılamam. Yani market hani ne satıyorsun içinde? Nasıl market bu? Bir dakika bu ne? Bunu ne yaptın? Buraya bu şalter çekince ne oluyor? Hayır orasının benimle alakası yok. Nasıl seninle alakası yok? Oranın çektim. Hiç benimle alakası yok. Abi ne yaptın? Ne oldu oğlum? Abi senin şey gitti senin taraftaki evin gitti. Yani market gitti bir anda. Katarina ne yapıyorsun? Ben hiçbir şeye dokunmadım. Şalter çektim evin gitti dedi. Bir dakika evim marketim gitmiş. Marketim gitmiş. Lan! Katarina. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya Katarina sen hiçbir şey yapmıyorsun sabahtan beri. Bağırıyorsun çığlık atıyorsun marketim gitmiş. Sen çektin bak hala elinde o şey neyse. Ben çekmedim o dedin ne var orada dedi. Çekeyim dedim gitti direkt komutluğuna koymuşsun oraya. Ben hiçbir şey koymadım. Benim bile değil orası. Şimdi ne oluyor jüri bana o marketten puan vermeyecek misin? Hayır abi ya. Yani bomboş bir şey var abi. Abi böyle bir şey olamaz ama ya Katarina. Ben de yaparım abi o zaman böyle şey nasıl olabilir? Puan şimdi Katarina'ya mı gitti yani? Evet Katarina'ya gidiyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? O kadar market yaptım uğraştım o kadar market yaptım. İçine alışveriş sepetlerimi bile koydum. Oraya beni tuzak kurmuşsun şalteri çektiğim anda evimi yok ettin. Tuzak kurmadım sen çektin o elindekini. Oraya onu sen koymuşsun ben ne bileyim evimin yok olacağını. Ben şu anda yapmışsındır diye düşündüm. Ben dedim sana hiçbir şey yapma dedim. Burada mezarlık yapmışsın herhalde mezarlığa beni gömeceksin. Al gireyim de kurtul benden al. Al. Al giriyorum içeri oranın kurtul benden. Al tamam al oranın hadi. Konsepti çok farklı. Al güle güle hadi görüşürüz. Dostlarım ben mezara girdim. Böyle şey olur mu? Biri bir oldu durum ya. Yeah. Evet şu anda biraz moralar bozuk dostlarım. Kusura bakmayın. Daha demin yaptığım bin marketlerim yok oldu. Şu anda 3. etaptayız. Jüri ne yapıyoruz? Şimdi abi ne yaptığınızı söylemeden önce bombayı patlatıyorum. Bombayı mı patlatıyorsun? Evet. Bu etapta abi taraflar değişiyor. Oley be. Ben fakir mi oldum? Sen fakirsin. Katarina abla da zengin oluyor abi. İyi Katarina hadi bakalım. Günellerini göster. Daha demin yok ben fakirim bile olmaz. Yok şöyle deyip duruyordun. Göster bakalım günellerini. Bekle. Bekliyorum tamam. Ben fakir oldum dostlarım. Ben alışkınım. Biz fakirlikten gelmeyiz dostlarım. Sıkıntı yok. Biz fakir geldik fakir gideriz. Hiç problem değil. Tamamdır. Peki ne yapıyoruz hocam? Abi en pahalı kuleyi yapıyorsunuz. En pahalı ne? En pahalı kule. Oğlum ben fakirim kule. En pahalı kuleyi nasıl yapayım? Ben anlamam. Böyle şey olur mu ya? Hadi başlayalım. Kaç dakikamız var? 5 dakikanız var abi ve bütün toprak çeşitlerinden kullanabilirsin. Abi sağ ol vallahi ya Ali. Gerçekten. Jüri sağ ol. Gerçekten sağ ol yani. Rica abi, ederim. Aşırı dostlarım şu anda garip bir yarışmadayız. En pahalı kuleyi yapmaya çalışıyorsam ben fakirim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Vallahi görmedim. Katarina iddialı mısın bu sefer? Deneyeceğim. Ben de iddialıyım. Dostlarım deniz yokum bu arada fikirler bitmez. Bunu öğrendiniz artık. Kaç bin tane video çektim öğrendiniz. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aklıma bir şey geldi. Dostlarım şu an bunu jürinin görmemesi lazım bekleyin. Bakın. Ne yapacağım biliyor musunuz? Direktman bakın el hareketi önerilerini yani Bobby'den aldığım el hareketi önerilerini de dostlarım. Toprak bloğuyla bakın şu toprak bloğuyla 6 milyonu karıştıracağım. Yani aslında direktman bir hile yapıyor gibiyim ama aslında mantıken teoride hile değil yani. Direktman dedi daha demin jüri. Toprak bloğu çeşitlerini kullanabilirsin dedi. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Toprak bloğuyla 6 milyonu karmaşıklatacağım. Böyle birleştireceğim ve altın toprak bloğu yapacağım. Ve bu şekilde de en pahalı kuleyi yapmış olabilirim. Ve ayrıca da toprak bloğu kullanmış olabilirim. Ve bunu jüri anlamaz. Peki bunu nasıl yapacağım diye soracaksınız. İzleyin. El hareketini yap. İki blok birleştireceğim şimdi izleyin. Oldu dostlarım oldu. Oldu bakın oldu. Oldu bakın oldu. Bakın dostlarım şu anda direktman altın bloğunu toprak bloğunu karıştırdım ve direktman bunu yapacağım abi. Kulemi direkt bununla yapacağım dostlarım. Siz rahat olun. Siz rahatta kalın bana güvenin abi. Kulemi direkt bununla yapıyorum dostlarım ve beni yenemeyecekler. Yenmeleri mümkün değil. Katarina. Efendim. Sana bir sır vereyim mi? Ver. En pahalı kuleyi ben yapacağım. En pahalı nasıl yapabilirsin? Yapacağım. Ben kendime güveniyorum. Ben çok iyiyimdir. Yani ben elimdeki az kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler yapabilirim Katarina. Ve göreceksin bak. En pahalı kuleyi fakir birisi olarak ben yapacağım Katarina. Hani hem fakirim ama zengin kuleyi de yapacağım. Çünkü benim gönlüm zengin anladın mı? Benim gönlüm zengin dostlarım. Gönlüm zengin benim insanın... Benim olmadığını iddia ediliyor. Yok seninki de zengindir de sen şimdi kendi zengin olduğun için gönlünün çok önemi yok. Cebinde paran varsa kimse gönlüne bakmaz Katarina. Bunu da böyle bil tamam mı? Eğer cebinde para varsa gönlüne kimse bakmaz. Ama cebinde para yoksa ilk bakıcı ayar neresi gönlü. Yani cebinde bir şey yok gönlüne bakarsın değil mi? Bir tık yanlış bir düşünce ama. Doğru söylüyorsun dostlarım. Yorumlarda bu düşünceyi tartışalım. Ben fakir olmaktan mutluyum. Çok mutluyum hem de fakir olmaktan. Direkt ben şu anda kulemi de yapıyorum mis gibi. Fakir kulem dostlarım işte fakir gibi gözükmüyor vallahi. Çok güzel bir kule yapıyorum gerçekten. Enfes bir kule oluyor. Ne durumdasın Katarina? Kulem bitiyor mu? Hayır biraz daha var şu an.
İyi bakalım, iyi bakalım. Ben kulemi bitireceğim dostlarım. Hemen bitiriyorum. Hemen hızlıca bitiriyorum kulemi. Sen kuleni yapmaya devam et. Kulenin büyüklüğü önemli mi jüri? Yani kule büyük oldu mu artı puan veriyor musunuz? Yani maliyetini etkiler abi, evet. Ha, bir dedim en pahalı kuleyi yapma. Şimdi maliyetini neye göre hesaplıyorsunuz hocam? Bloğun değerine ve büyüklüğüne göre abi. Ha, bakın dostlarım, yani büyük yaparsak şey olabiliyor değil mi yani? Hani büyük yaparsak daha fazla maliyet, daha fazla para oluyor. Evet. Anladım dostlarım, yani yapacağınız kulenin şu anda büyüklüğü de önemli. Ben kulemi hemen hızlıca bitireceğim. Bitirdikten sonra dostlarım farklı planlarım var. Yani kulemin dışıyla alakalı. Farklı planlarım nasıl var. Nasıl planlarım? Kulemin dışına farklı bir şey yapacağım. Ekstra maliyet olsun diye. Yani şimdi atıyorum, ben çok fazla toprak bloğu yaparsam, atıyorum sallıyorum, bakın örnek vereceğim. Çok fazla toprak bloğu koyarsam ama Katerina az elmas bloğu koyarsa belki benim topraklarım daha pahalı olacak. Değil mi? Bir mantık. Yani aslında burada dostlarım, ne kadar fazla blok koyarsanız o kadar fazla kazanma ihtimaliniz de yüksek olma ihtimali de var. Yani bunu da kullanarak, bu zekamı da kullandım burada. Elon Musk zekamı kullanarak. Bunu şimdi dostlarım hemen hayata geçireceğim. Evet, benim kulem hazır gibi. Dostlarım ellerim kaşınıyor. Ellerim kaşınıyor. Troll yapmayınca ellerim kaşınıyor. Yani birini trollemeyeyim, 10 dakika birini trollemeyeyim, direkt ellerimin avuçlarımın içi kaşınmaya başlıyor. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin ve görün. Bakın dostlarım, şimdi buradan direktman görünmez ekstremimizi bir alalım hocam. Şunu ver. Ver şunu. Heh. Ne lan? Ne gördün? Görünmezlik ekstremi gitti. Oğlum bu Katarina ne yapıyor dostlarım? Çıldıracağım, bu Katarina normal değil. Bir dakika, bir daha deneyeceğim. Alıyorum elime. Hayır, yine geldi. Abi delireceğim. Katarina. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ben kulemi yapıyorum, ne yapacağım? Kuleni yapıyorsun ha? Evet. Peki tamam, yap kuleni, yap. Kuleni yapsan yap. Ben de kulemi yapıyorum. Ne oldu? Ben de kulemi yapıyorum. Yap tabii. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oluyor? Katarina bir şey diyeceğim. Gerçekten doğru söyle. Bunları sen mi yapıyorsun? Ne olduğunu söylersen. Oyuna Katarina LOL'lar katılıyor. Katarina LOL katılıyor oyuna. Buradayım zaten. Başka biri var demek. Nasıl yapıyorsun bunları sen? Ben kule mi yapıyorum ya? Abi sürekli oyuna senin botların katıldı. Ne oluyor lan? Ay geldi. Yine geldi. Katarina bir şey diyeceğim. Bunları sen yapıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Survival'a geçtim ben. Delireceğim ya. Kaç dakikamız kaldı? 30 saniye. Az kalmış ama. Katarina kuleyi yaptın mı? Sen kuleyi yapmıyorsun bence. Sen başka şeyler yapıyorsun ama hadi bakalım. Nasıl bitmeyecek şu an? Bayağı bitmeyecek galiba. Yarım kaldı kule. Bir dakika abi, kaç saniyemiz var? 10 saniye. Dur 10 saniye dur ya. Çok az ya. Bitmeyecek diyor. Süre 30 saniye süre istiyorum. Evet, 30 saniye olur. Tamam, okey dedi, okey dedi, okey dedi. Dostlarım ben nasıl daha pahalı yapacağım biliyorum. Çok kötü gaza geldim. İzleyin. İzleyin dostlarım, izleyin. Sadece oturup izleyin. En pahalı kule benim olacak. Sen kaç tane kule yaptın Katarina? Bir tane yaptım. Bir tane mi yaptın? Nasıl bir tane yaptın? Nasıl yani? Bu kadar sürede bir tane mi kule yaptın? Tabii sen beni korkutmakla meşguldün. Oyuna botlarını sokmakla meşguldün. Bir tane yapılması gerektiği söylendi. Abi en pahalı dedi. Ben belki 700 tane kule yapacağım. En pahalılar benim olacak yani, değil mi dostlarım? Hayır ama o zaman kuleler deseydi. Yanlış bilgi. Tamam, benim vaktim vardı. Ben bir sürü kule yaptım. Olamıyor mu jüri öyle bir şey? Oluyor. Olmaz, hayır. Sadece birini seçeceksin. Hayır. Jüri bir şey de hayır. Öyle olmuyor mu jüri? Birden fazla yapılabilir. Yapılabilir dedi bak. Ama bana bunun bilgisi geçilmedi. İki tane yapacaktın da sanki bir şey olsa. Belki yapacaktım. Ne ya olmuş? Dostlarım benim şu anda kulem yok. Kulelerim var. Ve bu kulelerin tanesi 50 milyon dolar. Çünkü bu kuleler çok pahalı kuleler. Evet, ben bittim hocam. Benim kulelerim hazır dostlarım. Benim kulelerim hazır ve nazır bir şekilde burada. Oynama için bekliyor. Son 10 saniyemiz. 10, 9, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Bloklara bırakalım. Tamam. Evet, ilk geldiğimkine bak Katarina. Kulelerimi sana göstermek istiyorum. İlk gelip benimkine bakar mısın? Benim her türlü daha maliyetli kulem. Nasıl? Çok iyi değil mi? Hayır ya. Koki konutları gibi duruyor dostlarım. Kaç gerçekten. Tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dostlarım yanlış yazdıysam yorumları yazın. Kaç tane kulem var? 15 tane kulem var. Yanlış saymış olabilirim. Hayır ama ya. Nasıl, beğendin mi? Bak hem de bunlar, bak gel sana bir şey göstereceğim bak. Bak bunlar toprak ama bunlar altın kaplama toprak. Yani ben bunları altın kaplama toprak yaptım. Çok iyi değil mi? Bütün toprakları kullanabilirsin dedi çünkü, değil mi? Evet, bütün toprakları kullanabilirsin dedi ve ben de o yüzden bunu yaptım. Altı kaplama toprak kullandım. Bende öyle bir şey var mıydı? Vallahi onu sen akıl edebilirdin. Ben dostlarım kalktım, aklımı kullandım. Altın ve toprağı birleştirdim ve altın toprak yaptım.
Ve görmüş olduğun gibi toprağım burada. Jüriye güvenmiştim. Jüriye güvenmeyeceksin. Seninkine bakalım mı? Jüri, ben 12 kere bakıyorum o zaman. Ben daha puanlamamı yapayım isterseniz. İlk buraya bakalım abi. Tamam, ne puanlaması? Sadece bir tane sınav. Ben bu bloğu kabul etmiyorum abi şu an, açık açık söyleyeyim. Toprak bloğu değil bu. Doğru. Artık nasıl yaptım bilmiyorum ama... Bilmiyorum ama bu toprak bloğu değil. Nasıl toprak bloğu lan? Görmüyor musun? Toprak işte. Böyle. Bak izle şimdi. Şu an toprak bloğu. Tamam. Şu an toprak bloğu diyebilirim ben buna. Puanlandırmamı bunun üzerinden yapacağım. Böyle bir şey var mı ya? Jüriyi kandıramazsın. Neyi kandırdım hocam? Sen bana demedin mi toprak bloklarını istediğin kullanabilirsin diye? E bu toprak işte, al toprak. Aynı tipine bak. Aynı birebir bak, al. Hepsi birebir abi. Şuna bak, aynı değil mi ya? Aynı. Ben bir şey demiyorum dostlarım. Ben halka güveniyorum. Bakın ben halka güveniyorum. Halk benim yanımda, yani sizler benim yanımda olduğunuzu düşünüyorum. Ben burada hata mı yaptım? Ben hile mi yaptım? Yorumlara lütfen yazar mısınız? Ben hile mi yapmadım abi. Bana altın blok şey dedi. Toprak blokların çeşitlerini kullanabilirsin dedi. Ben de ne yaptım? Beynimi çalıştırdım. Altın blokla toprak bloğunu birleştirdim. Altın toprak yaptım. Neyse dostlarım, ben bu şekilde de kazanırım. Sıkıntı yok. Ben bu şekilde de kazanacağımı inanıyorum. Burada 30 tane kule var. Gel Katara, seninkine bakalım. Gel. Abi maliyetine bakalım istersen senin kulenin. Tamam, sen bak benim. Tamam, maliyetine bak. Neden hesaplıyorsun? Altın için sen de... Dostlarım bu da havalara girdi ya. Neden hesaplıyorsun? Sanki önünde toprak harfiyat şirketi de sanki toprak maliyetine bakıyor. Tamam, hesaplasın bakalım. Ben güveniyorum kendime dostlarım. Bence benim bir sürü kulem olduğu için bana gelecek puan. Çünkü çok fazla kulem var. Hayır, sadece birinin hesaplaması gerekiyor. Hayır, mu? Hepsini hesaplamıyor musun? Hepsini. Hayır, sadece hepsini biri. Hesaplıyor. Oyna. Hepsini hesaplıyor. Oyna. Hadi bakalım. Hepsini hesaplayacak abi. Ya dostlarım, benim 30 tane kulem var. Tanesi 100 bin lira olsa 30 tane kule 3 milyon lira para mı? Kaç mı yapıyor ya? 100 bin etmez bunlar. Etmez mi? E o kadar toprak var. E şu anda dostlarım hesaplamayı yaptım. Rüji yaptı hesaplamasını. Ne yaptı? Kaç etti? Yani 15 bin TL var abi burası. Oha ya, yuh ama ya. 15 bin TL. Allah için 15 bin TL'ye bakalım dostlarım. Gerçek hayatta böyle kuleler yapsınlar, ben de göreyim ya. Aynen, 3 milyon aynen. Ha, senin kulene bakalım. Kulecik dostlarım bu. Kulecik. Kuleciye hoş geldiniz. Evet, kulecik yapmış birisi burada. Bu ne peki buradaki? Bu ne? Buraya ne yaptın böyle? Çok Tetris'e benziyor ama ben yapmadım onu. E kulene giriş yok abi. Ben bu kule puanı kırı jüri. Kuleye giriş yok. Vallahi kuleye Hayır. nasıl gireceğim? Kule yaşamak için inşa edilmedi ama. Nasıl inşa edildi? Ben buna puan kırarım abi. Baksana. Bizim için maliyet önemli abi. Tamam, ne ben kadar hocam? Bunun maliyeti ne kadar? Hesaplıyorum. Söyleyeyim. Abi, benim kesin 1 milyon dolar olur. Dostlarım, ben burada şike görüyorum. Burada ciddi bir şike var. Jüri satın alınmış. Jüriye para verilmiş video öncesinde. Parayı vermişler Hayır, jüriye. Hayır, öyle bir şey yok. Satın evet, alınmış. Şey. Ben burada bir şey benim orada altın toprak bloklarımı yok ettiler. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Halka size bırakıyorum. Yorumlara lütfen buluşalım. Yorumlara like atın. Beni destekleyenler video like atsınlar. Altın bloklu toprak bloğum yok edildi. Desteklenenler like atsınlar, abone olsunlar ve yorumlara neden beni desteklediğinizi yazın. Göreceğiz. Bakacağız. Sizi ben civata sandınız herhalde. Bakacağız. Tabii. Hesaplı sen de be kardeşim. 100 saattir. Ben benimkinden fazla çıkacak. Neye hesaplıyorsun sanki? Çok büyük abi. Çok büyük. Bu da neye yani hesaplıyorsun? Biraz zaman ver bana. Zaten benimkinden fazla çıkmıyorum kardeşim. Çıkıyorsa kazandı işte. 2-1 oldu. Ben bir şey Ama demek söylemem istemiyorum. Lazım. Önemli. Maliyet tamam, önemli. Söyle abi. Tamam, söyle. Söyle. Ben bir şey demek istemiyorum dostlarım. Söylesin. Çok maliyet çok abi. Çıkmış. Hesapladım. 7 milyon 785 bin 615 milyar. O 15 lirayı nereden buldun mesela? Onu neye göre hesapladın? Abla için o küsuratı nereden buldun? 7 milyon 790 bini nereden buldun ya? Makine abi, makine hesaplıyor. Ben ne yapayım abi? Sen bana ile diyorsun ama şu an makine böyle diyor yani. Tamam dostlarım, 2-1 olsun, sıkıntı yok. Avans verelim. Ben yorumu size bırakıyorum. Bir yerli etaba geçiyoruz. Şu an biraz moraller bozuk, kusura bakmayın. Sıkıntı yok ama like'larınızı atarsanız şu an, like tuşunu kırarsanız bu videoya 40 bin beğeni gelirse morallerim havada uçar. 2-1 gerideyim Katerina. Öndesin, tebrik ediyorum. Yani bu iş yapmadan önde nasıl oldu bilmiyorum ama neyse. Jüri ne yapıyoruz? Şimdi abi bu etapta ise önceki etapın tam tersi. En ucuz kuleyi yapacaksın. En ucuz kuleyi mi yapacağız? En ucuz. Evet. Bir dakika, ama fakir bloklarını kullanamıyor değil mi o? Yok, kullanabilirim. Ay yok. Kural olarak Katerina'nın şu an fakir bloklarını kullanması yasak. Tamam, toprak mı bırak kullanamaz o zaman değil mi bu? Diskalifiye sebebi kullanırsa. Yes! Ciddi... Uzatmaya gidecek dostlarım. En fakir kuleyi yapan kazanır. 3-2-1 başla. Zaten dostlarım ben fakirim. Direkt ben bakın burada şimdi ne yapacağım biliyor musun? Peki burada şey olayı var mı, maliyet hani şey oluyordu ya. En ucuz kazanacak ve süreniz 8 dakika abi. Şeyi soruyorum, hayır. En ucuz okey de mesela hani şey mesela atıyorum en az blok kullanan daha az maliyet. Maliyet var değil mi bunda da yine? He, anladım demek istediğin abi. Maliyetle. Atıyorum sen parası hesaplayacak evet. mısın bunda da? Tabii ki de. Tamam dostlarım, ben ne yapacağımı buldum. Katerina bitti Katerina. Kule mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, kule yapacaksınız abi.
kule mi yapıyoruz? Katerina ne düşünüyorsun? Nasıl bir şey yapacaksın? Şu an bakıyorum bloklara ama... Dostlarım benim kulemi Katerina görünce patlayacak, yemin ediyorum. Çok komik olacak, durun. Ben dünyadaki en maliyetli, en ucuz kuleyi yapacağım şu an. Direkt daha ucuz bir kule hayatınızda görmediniz. En maliyetsiz kuleyi yapacağım. Ne kadar büyük olduğu önemli mi? Önemli tabii. Evet. Çok önemli. Aşırı önemli dostlarım yani. Ne kadar küçük olursa o kadar az maliyetli olur. Mesela ayrıca fakir bloklarını da kullanamıyorsun yani sen. Zengin blokları da... Ama kullanmıyorum şu an. Abi valla ben demin haksızlığa uğradım. Ben fakir bloğuyla pahalı bir şey yapıyordum. Sen şimdi zengin bloğuyla ucuz bir şey yapmaya çalışacaksın. Aynı mantık aslında. Dostlarım ben şimdi kulemi yapıyorum. Efsane bir kule yapacağım. Görünce birbirine diyeceksiniz ki oha abi ne güzel kule yapmışsın diyeceksiniz. Hatta benim kulem bitmek üzere Katerina. Süremiz kaç dakika bu arada? 8 dakikaydı abi. 7 dakika kaldı. Çok uzun 8 dakika ya. 3 dakika falan yap. Hayır, kabul etmiyorum. Karşı tarafta uygun görürse diyecektim. Uygun görmedi. Tamam. Tamam, uygun görmedi. Sıkıntı yok dostlarım. Ben 7 dakika boyunca bunu yapacağım şimdi. Hiç sıkıntı yok. Katerina delirdin, ne oldu? Mouse'a nasıl basıyor? Katerina'yı delirttik dostlarım. Bu maç bizde, merak etmeyin. Bu turu bizde uzatmaya gideriz. Ben söyleyeyim. Bu turu kazanma ihtimali yok Katerina. Var, bekle. Nasıl kazanacaksın? Göreceksin. Onunu bak. Bak yine geldi, bak yine. Ne geldi ya? Ya bu ne yapıyor? Hayır. Ya Katerina şunu yapma artık. Bak sen yapıyorsun. Bak arı elmas yapıyorsun Katerina, yapma. Hayır, maliyetini arttırıyor kulemin. Hayır, kulemin maliyetini arttırıyor. Dostlarım bilerek yapıyor işte. Bakın bilerek yapıyor bunu. Ya Katerina oyun bozanlık yapıp durma ya. Ne yapıyorsun? Hayır. Ya ben kulemi yapıyorum. İçinden geçtin kulemin. Abi bu ne? Çıldıracağım. Yap 15 tane o zaman. Bir tanesine zarar gelmez. Ya elmas yapıyorum buraları. Elmas yapma buraları, yapma. Ya of dostlarım, hep hile var bu işin içinde. Bak yarın yer elmas yaptı senin botların. Lan git oğlum şuradan, git lan. Git delireceğim oğlum, git ya, dur git, defol git ya. Ne oldu lan? Hareket edemiyorum. Ne yaptın bana Katerina, hareket edemiyorum. Katerina ne yaptın? Ben bir şey yapmıyorum. Katerina Allah seni kahretmesin, tamam mı Katerina? Niye bana böyle yapıyorsun? Bunu kim yapıyor o zaman bak? Bak burada senin tipinde birisi var ve bak şu hareket edemiyorum ben. Hareket edemiyorum. O ben değilim. Abi delireceğim. Bak vallahi videoyu izle, tamam mı Katerina? Videoyu açar mısın şu an? Videoyu aç, YouTube'dan aç, izler misin şu an videoyu? Videoyu izle bak. Tamam. Yakında sana yerleşeceğim yazıyor. Yakında bana mı yerleşeceksin? Ah düzeldim. Bilgi veremem. Sen yapıyorsun bunları. Dostlarım bu yapı Katerina yapıyor. Bunları Katerina yapıyor. Bakın ne olduğunu sana burada söyleyeyim mi Katerina? Aynen, ne oluyor? Buraya aynı senin tipinde biri geldi. Sadece korkunç gözüküyor. Gözleri beyaz böyle. Senin tipinde birisi geldi. Her yeri elmas yaptı. Şu an benim kulemin maliyetini arttırmaya çalışıyor. Her yeri elmas yaptı. Her yeri. İyi yapıyor. Devam et. Sonra da buraya bir tabela bıraktı. Tabelada da ne yazıyor biliyor musun? Yakında sana yerleşeceğim yazıyor. Bu ne demek? Sen bana yakında yerleşecek misin? Gelecekten bilgi oluyor. Veremem şu an. Çok gizemli bir kadınsın Katerina. Çok gizemli bir kadınsın Katerina. Neden bir gizem avcısı olduğumu biliyorsun değil mi benim? Biliyorum. Ben bir gizem avcısıyım. Minecraft'taki tüm gizemleri çözmüş bir adamım ben. Minecraft'ta çözmediğim tek gizem kaldı, o senin gizemin şu an. Senin gizemini tam anlayamadım yani. Gerçekten anlayamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye buraya da elmas? Kaç dakika var jüri? Abi 3 dakikanız kaldı. Tamam, ben 3 dakikada dostlarım bu elmasları temizlerim. Kulemle de win'i alırım, kazanırım yani. Direktman kazanacağım. Ben ne yapacağım biliyorum dostlarım. Ne uğraşıyorum ki ya? Ben ne uğraşıyorum ki ya? Yağmur yağıyor ama. Evet, yağmuru durdur Juju ya. Juju. Tamamdır, durdurdum abi, sakin ol. Tamam, benim bitti. Benim bitmedi, daha süremiz var. Kulem yok. Nasıl kulen yok? Kulem de neydi ya? Katerina vallahi seninle konuşmayacağım ya. Kulem gitti ama Katerina. Ama ben bir şey yapmıyorum. Kaç dakika var? 1.5. Nasıl o kadar hızlı geçti? Geçiyor abi, zaman akıp geçiyor. Ben kulemi bitirdim, tamam. Abi neydi bu yarışma? En ucuz, en az maliyetli kule değil mi kardeşim? En az maliyet. Evet. Tamam, benim bitti dostlarım. Ben bitirdim. Bu kadar zorluğa ve bu kadar zorbalığa rağmen kulem bitti. Evet Katerina, seni bekliyoruz. Bekleyin biraz. Benim kulemi görünce patlayacaksın Katerina. Hani böyle patır patır patlayacaksın, hani pat 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 diye patlayacaksın. Katerina kuleni neyden yapıyorsun? Söylemem, göreceksin. Mahallesiz bir bloktan mı yapıyorsun? Evet. Wow, heyecan yaptım şu anda. Son 30 saniye bizim jüri, ne kadar kaldı? Son 21 saniye, 10, 20 saniye hatta. 19, 17, 15, 14, 10, 6, 3, 0, bitti, bloklara bırakalım. Ama ya. Katerina patladı, Katerina patladı. Sadece 10 saniye lazımdı ya. Katerina, camın sen maliyetinin ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun? Bak cam kumdan nasıl yapılır. Nasıl pahalı? Kum işleniyor, fırına atılıyor, fırında yanıyor ve cam oluyor. Bunları bilmediğin için tabii ki sen gittin cam yaptın, bu maliyetli bir şey. Gel bak ben sana kendi kulemi göstereyim, gel. Hazır mısın kulemi görmeye? Gel gel. Gel bakalım gel. Sen şimdi hangi blokta yaptın kulemi? Neyden yaptın? Gel. Gel bak kulen. Ama ne? Nasıl kule? Ama... Çok iyi değil mi kulem? Bir dakika.
Katerina bak, bak bana bak bak bak, neredeyim bak Katerina, bana bak. Yere bak, yere bak. Katerina yere bak. Yere mi? Bak buradayım, görmüyor musun? Bak dikkatli bak. Nasıl görmüyorsun ya? Görmüyorum. Tam beni görüyor musun şu an? Evet. Bak bana odaklan, bana odaklan. Hoppa! Katerina bak, kulemin içine giriyorum dostlarım şu anda. Evet. Of. Bir dakika. Kulemin içine gireceğim abi, onu deneyeceğim. Bir dakika dostlarım. Kulemin içine şu an giriyorum. Hop, tam kulemin içindeyim. Bak kulenin tepesinde ben varım. Catalina patladı. Catalina patladı. Evet jüri, ne durumdayız şu an? Ne yapıyoruz? İstiyorsan hesaplama, maliyet hesaplamasını yap sen. Dostlarım maliyet hesaplamasını yapsın ve durum 2-2 olsun. Direktman yapalım. Saplayacak bir şey yok abi. Yok değil mi? Benimki 1 kuruş. Benimki 1 kuruş. 1 kuruş bile değil. Benimki 1 kuruş bile değil dostlarım. Yani parasız bunu oturup hemen bahçeye inin, evinizin, apartmanın şeyinin bahçesine inin, oradaki toprakları kazın dostlarım, bunu yapın. Bedava. Hiç para yok. Cam ne kadar? Camlar ne kadar? Bence bir 100 bin lira vardır. Hesaplanayalım. Hesaplıyorum bir saniye. Hesaplama boşver. Bence hesaplama, bak yani 2-2 yaptık tamam. Şimdi peki ne oldu jüri? Uzatmaya mı gidiyoruz? Ne oluyor şu anda? Çünkü bitmesi lazım yarışmanın. Şimdi abi durumlar eşitlendi burada. Bu etapta puan sana geliyor. Evet. Ucuz olduğu için. Şimdi son etapta belli olacak kazanan. Peki bu son etapta ne yapacağız? Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Savaşacaksınız abi. Savaşacak mıyız? Kazandım. Yes! Kazandım. Neyle savaşıyoruz? Zırhaladın mı? Ben şimdi gerekli itemleri vereceğim abi size. Tamam. Katerina, yarışmayı kaybedeceksin. Savaşta beni yenemeyeceksin. Savaşta ben yenilmem dostlarım. Katerina'yı paramparça edeceğim. Bam 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 vuracağım şimdi sana ve kazanacağım. Hazır mısın? Katerina. Hazırım. Yani beni yenemeyeceğini düşünüyor musun bak? Buradayım. Evet. Hadi gel. 3, 2, 1. Başladı. Unutmayın dostlarım. Şu anda kim hayatta kalırsa o yarışmayı kazanacak. Şu anda elmas hızlarımızı giydik. Katerina geliyor. Katerina hemen gelme. Dur ya. Gel. Direkt giriyorum. Lan! Hayır! Yakında sana yerleşeceğim.